askere düşmanlık, düşmana askerlik. Onurlu bir direniş olarak görüyoruz. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. Kardelen Ana Haber'den herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa'da aday tanıtım toplantısında kürsüye çıktı. Öncesinde açıklamaları oldu. Yerel seçimlere yönelik net mesajlar verdi. Eleştiri oklarını CHP'ye yöneltti. CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim çalışmaları kapsamında sahaya inip inmeyeceği merak ediliyordu. Kılıçdaroğlu çalışmalara katılmayacağını açıkladı. Bir süredir hastanede tedavi gören yazar Alev Alatlı bugün yaşamını yitirdi. Acı haberi Fahrettin Koca duyurdu. Dün ekranlarınıza taşımıştık. Üşümesin diye taksiye aldığı yolcu tarafından sırtından vurulan Oğuz Erge yaşamını yitirdi. Değerli izleyenler, öne çıkan başlıklarımız böyle. Ana haber bültenimiz ise başlıyor. Her kim bu hususta bizden daha iyisini yapabileceğini iddia ediyorsa hodri meydan, buyursun çıksın ortaya. Kıymetli yazarımıza teşekkür ediyoruz. Alkışlarınızı rica ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Bursa'daydı. Aday tanıtım toplantısında konuştu. Yerel seçimlere yönelik mesajlarında CHP'ye de eleştirileri oldu. AK Parti ilçe adayları için mesaisini sürdürüyor. Büyük şehirlerin ilçe adayları açıklanıyor. Son olarak Bursa'nın 17 ilçesindeki adaylar belli oldu. İsimleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat duyurdu. Aday tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemi yerel seçimlerdi. Ülkemizin ve şehirlerimizin önüne koyacakları hiçbir vizyonları, programları, projeleri olmayanların sırf AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na kaybettirmek için gösterdikleri çabayı üzüntüyle izliyoruz. Halbuki bizim için siyaset hayırda yarış vesilesidir. AK Parti belediyeciliği vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu eser ve hizmet olduğunda üstümüze kimseyi tanımayız dedi. Biz rakiplerimizle eser, hizmet ve icraat konusunda yarışmak istiyoruz. Açık konuşmak gerekirse, konu eser ve hizmet olduğunda üstümüze kimseyi tanımayız. Her kim bu hususta bizden daha iyisini yapabileceğini iddia ediyorsa, hodri meydan, buyursun çıksın ortaya. Cumhurbaşkanı Erdoğan ana muhalefeti de hedefine aldı. CHP'nin halini görüyorsunuz. Daha düne kadar ittifak içinde oldukları partileri bile gözleri görmüyor ifadelerini kullandı. Biz Türkiye yüzyılı peşinde koşarken kendi yıldızlarını parlatmaktan başka gayesi olmayanlara milletimizin gereken cevabı vereceğine yürekten inanıyoruz. İşte CHP'nin halini görüyorsunuz. Herkes bir köşe başına yapışmanın derdinde. Ne ülkenin hali, ne şehirlerimizin durumu umurlarında değil. Daha düne kadar ittifak içinde oldukları partileri bile gözleri görmüyor, çiğneyip geçiyorlar. Kendi arkadaşlarına ve müttefiklerine bu derece hoyratça davrananların şehirlerimize ve oralarda yaşayanlara şefkat göstermesi mümkün. Bursa'dan tüm Türkiye'ye seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlardan destek istedi. Milletimiz nasıl bizi vesayetle mücadelemizde yalnız bırakmadıysa, terörle mücadelemizde yalnız bırakmadıysa, ekonomik tetikçilerle mücadelemizde yalnız bırakmadıysa, inşallah Türkiye 100 yılı yürüyüşümüzde de
yalnız bırakmayacaktır. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Yerlikaya depremde hayatını kaybeden vatandaşların net sayısını açıkladı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşların net sayısını açıkladı. Yapılan çalışmaları baştan sona anlattı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin yıl dönümü yaklaşırken bugüne kadar yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yaptı. Maalesef 6 Şubat'ta milletçe asrın felaketi yaşadık. 120 bin kilometre karelik alanda 11 il, 124 ilçe, 6.929 köy ve mahallede ağır yıkımlara neden olan bu depremlerde 53.537 canımızı yitirdik. 107.213 vatandaşımız da yaralandılar. 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler etki alanı bakımından dünya literatürüne geçti. Bakan Yerlikaya, devletin seferberlik ruhuyla çalışmalarına başladığını ifade etti. Depremin ikinci günü Hatay'a gelen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, devlet, millet omuz omuza vererek inşallah afetin yol açtığı yıkıntıları kaldıracağız. Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız sözleriyle devletimizin kararlılığını ifade ediyordu. Acıyı birlikte omuzladık. Yaralarımızı beraberce sardık. Hamdolsun ki asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştürdük. Bu zor günler ancak bu ruhla aşılabilirdi. Asrın felaketinin üzerinden bir yıl geçti. Bu süre zarfında çadırda yaşayan vatandaşlar konteynerlara yerleştirildi ve kalıcı konutların yapımına hızla başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da söz verdiği gibi yapımı tamamlanan konutlar teslim edilmeye başladı. Depremzedelere temel ihtiyaç malzemesinden kira yardımına kadar pek çok yardımlar yapıldı. Deprem desteği verilmeyen bir hane bile kalmadı. Deprem bölgesine toplamda 106 milyar 728 milyon lira kaynak aktarıldı. Geçici barınma hizmetleri kapsamında 349 bin hanemize toplam 14 milyar 453 milyon lira kira destek ödemesi yapıldı. AFAD'ın başlattığı Evim Yuvan Olsun kampanyası ile de vatandaşlarımız hem gönül kapılarını hem de evlerinin kapılarını depremzedelerimize açtı. İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda konteyner kentlerdeki ihtiyaç sahibi depremzedelerimize AFAD Kızılay İşbirliği ile her ay 4500 lira yüklenerek 69.289 esen kart dağıtıldı. Bu kartlara 5 aylık toplam 1 milyar 8 milyon 141 bin lira yüklendi. Toplamda 106 milyar 728 milyon lira kaynak deprem bölgemize aktarıldı. Üzerinden tam bir yıl geçti. Acılar dün gibi tazeyken yaralar sarılıyor. Depremin birinci yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzedeleri yalnız bırakmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremden etkilenen illeri ziyaret ederek yapımı tamamlanan konutları teslim edecek. Sen sayıp denileceğiz. Öyle mi diyeceğim? Evet. Tamam. Otur. Evet. Türkiye 6 Şubat'ta asrın felaketine uyandı. Ülkenin 11 ili iki büyük depremle sarsıldı. Depremlerde 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Depremin hemen ardından yaraların sarılması için kollar sıvandı. Çalışmalar tüm hızıyla devam ederken bir yandan da tamamlanan konutlar afetzedelere teslim ediliyor. Felaketin birinci yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremzedeleri yalnız bırakmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Şubat'ta deprem bölgesindeki illere gidecek. Bekleyin hanımefendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan felaketin birinci yılında bölgede devam eden çalışmaları inceleyerek yapımı tamamlanan deprem konutlarının teslimini yapacak. Bu kapsamda hafta sonu Hatay ve Gaziantep'e gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta içi Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ illerine ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depremden etkilenen diğer illeri de ilerleyen günlerde ziyaret etmesi bekleniyor. Ondan sonra yeni eve taşınacaksınız. Evet, bu da yapacak. Bu da sana yardım edecek. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimleri için partiler işe koyuldu. Krizlerin yaşandığı CHP'de akıllarda olan bir soru vardı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çalışmalar kapsamındaki gezilere katılacak mı? Yanlış anlaşılabilir diyen Kılıçdaroğlu katılmayacağını açıkladı. Karanlığa mahkum edilen milyonların sesini dile getirmek istiyorum. 31 Mart'a sayılı günler kala siyasi arenadaki hareketlilik sürüyor. Siyasi partiler bir yandan aday belirleme çalışmalarını sürdürürken diğer yandan saha çalışmalarına başladı. Muhalefet kanadında her gün bir kriz yaşanıyor. Özellikle eski ittifaklar CHP ve İyi Parti adeta düşman kesildi. CHP'nin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Akıllara takılan sorulardan bir tanesi de eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisine destek verip vermeyeceğiydi. Açıklama ilk ağızdan geldi. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, önceki genel başkan olarak sahaya çıkmasının yanlış anlaşılabileceğini söyleyerek seçim gezilerine katılmayacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu konuyla ilgili, "Partimizin genel başkanı varken önceki genel başkan olarak benim sahaya çıkmam yanlış anlaşılabilir. Genel başkan gölgelenmiş olur." dedi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, yardım iddiaları üzerinden CHP'ye ateş püskürtmüştü. Buradan Sayın Özel'e sesleniyorum. Bunun cevabını vermek zorundasınız muhterem. Şimdi eski genel başkanınız Sayın Kılıçdaroğlu'na gidin sorun. Meral Akşener ve arkadaşlarına Cumhuriyet Halk Partisi 1 liralık yardım yapmış mı? Bu sorunun cevabını Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özel vermek mecburiyetindedir. Her konuşmamda bu soruyu soracağım ve cevabını isteyeceğim. Herkes haddini bilecek, hukukunu bilecek. Meral Akşener'in bu çıkışına da yanıt verdi Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu Özel'i yalanladı. İYİ Parti ve CHP arasında herhangi bir para alışverişi asla söz konusu olmadı. Meral Hanım gerçeği söylemiş, ifadelerini kullandı. Sorumluluk almaya da hazırım. Fedakarlık yapmaya da hazırım. Hedef oklarının üzerinde olduğu Özgür Özel ise hem geri vites yaptı hem de Akşener'e gözdağı verdi. Özel, iki ihtimal var. Birisi Sayın Genel Başkanımız ciddi şekilde yanıltılmış. İkincisi de Genel Başkan bizimle kavga etmek istiyor dedi. Bizler şimdi onun kötü bir taklidine mi boyun eğeceğiz? Hadi oradan be, hadi oradan be. AK Parti heyeti dün yeniden Refah Partisi heyetiyle 1,5 saat süren ittifak görüşmesi yaptı. Görüşme sonrası açıklama yapılmadı. Bugün bir açıklama geldi yeniden Refah cephesinden. Genel Başkan Fatih Erbakan ittifak kararlarını yarın açıklayacaklarını duyurdu. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş geldiniz. AK Parti heyeti yeniden Refah Partisi'ni ziyaret etti. Basına kapalı görüşme 1,5 saat sürdü. Zaten bu konularla ilgili gerekli görüşmeler, 4 turlu bir görüşmeler yapıldı. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi ittifak çalışmaları sürüyor. AK Parti ile yeniden Refah Partisi arasında da temaslar kuruluyor. Bu kapsamda AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz yeniden Refah Partisi'ni ziyaret etti. Heyetler son kez bir araya geldi. Yapılan görüşmenin ardından her iki tarafta konuşulanları değerlendirme kararı alarak 1,5 saat süren toplantıdan ayrıldı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan görüşmelere ilişkin açıklama geldi. Erbakan, partisinin merakla beklenen ittifak kararı için tarih verdi. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada ittifak kararını yarın saat 14'te açıklayacaklarını duyurdu. Millete hizmeti ibadet olarak yapan belediyecilik anlayışı ancak çare olabilir. 79 yaşındaki yazar Alev Alatlı bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Alatlı'nın vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Alatlı yarın son yolculuğuna uğurlanacak. Çok sayıda ölümsüz esere imza attı.
2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık görüldü. Yazar Alev Alatlı bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sanat dünyasını derin üzüntüye boğan haberi Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca duyurdu. Hayatınız kendi kişiliğinizle, ailenizle ve çevrenizle kısıtlı kalmamalı. Bunu söylemeye çalışıyorum. Başınızı sudan çıkarın, dünyayı görün. Alev Alatlı 1944 yılında İzmir'de doğdu. Fikir ve sanat hayatının önemli isimlerinden biri olan Alev Alatlı, liseyi babasının görevi nedeniyle Tokyo'da okudu. Alatlı, ekonomi ve istatistik lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden, ekonomi ve ekonometri yüksek lisansını ise Fulbright bursuyla gittiği Vanderbilt Üniversitesi'nden aldı. Doktora programına Dartmouth Kolej'de başlayan Alatlı, ilahiyat, düşünce ve medeniyet tarihi üzerine yoğunlaştı. Fakat doktora derecesini tamamlamadan 1974'te Türkiye'ye döndü. Alatlı, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde öğretim görevlisi, Devlet Planlama Teşkilatı'nda kıdemli ekonomist olarak çalıştı. Filistin davasının tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı 1986 yılında Tunus'ta sürgünde bulunan Yaser Arafat tarafından Özgürlük Madalyası'na layık görüldü. Alev Alatlı, edebiyat alanında 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü. Alatlı, son olarak 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'na üye olarak atandı. Yazar ve eğitimci Alev Alatlı bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. 79 yaşındaki Alatlı'dan kötü haber geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazar Alev Alatlı'nın hayatını kaybettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından ölüm haberini duyuran Koca, "Alev Hanım'ı kaybettik," dedi. Alatlı'nın bir süredir tedavi altında olduğunu belirten Koca, "Kendisini ziyarete gittiğimde bu toprakları daha çok sevdirmeliyiz," demişti. Bu sözünü aydınlarımıza, yöneticilere, ülkemizin bugününe, yarınlarına etki etme gücüne sahip herkese yönelik bir vasiyet olarak anlamıştım," dedi. Bakan Koca, mesajının sonundaysa başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Alev Alatlı için başsağlığı diledi. Vefatını yola çıkarken derin bir teessürle öğrendiğimiz Alev Alatlı hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Alev Alatlı hocamıza eserleri ve fikirleriyle aramızda yaşamaya devam edecektir. Merhumenin ailesine... Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Şükrüpaşa semtindeki bir binanın 3. katında yangın çıktı. Korkutan olayda bir yaşlı kadın ve bir çocuk mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri her ikisini de itfaiye sepetiyle kurtardı. Apartman dairesinde yangın çıktı. Binadaki yaşlı kadın ve bir çocuk mahsur kaldı. Yardımlarına itfaiye ekipleri koştu. Yangın Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki bir apartmanda meydana geldi. 4 katlı apartmanın 3. katındaki dairenin yatak odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Yangında binanın üst katında ikamet eden 68 yaşındaki kadınla başka bir dairede bulunan 6 yaşındaki Yunus Emre Düzgün mahsur kaldı. Dumandan etkilenen yaşlı kadın ve çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti. İkisi de itfaiye aracının sepetiyle kurtarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. Ardından ikisi de tedbir amaçlı Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. "81 ilde suçlulara geçit yok. Son operasyon Erzurum merkezli 20 ilde yapıldı. Sibergöz 20 adı verilen operasyonda vatandaşı internet üzerinden dolandıran 71 şüpheli yakalandı." Vatandaşları internet üzerinden dolandırmaya çalıştılar. Emniyetin ağına takıldılar.
Erzurum merkezde düzenlenen Siber Göz 20 operasyonu kapsamında 71 şüpheli yakalandı. Operasyon Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince gerçekleştirildi. Araç kiralama ve sigorta firmalarının isimlerini kullanarak oltalama siteler kuran, vatandaşlardan kiralama bedeli, sigorta bedeli ve kapora ücreti adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 75 şahsa yönelik fiziki takip başlatıldı. Şüpheliler 3 ay boyunca takip edildi. Suç eylemleri ve şüphelilerin banka hesap hareketlerini inceleyen polis son 1 yıl içerisinde 35 milyon 215 bin liralık hesap hareketinin olduğunu tespit etti. Ekipler bu kapsamda Erzurum merkezli 20 ilde operasyon düğmesine bastı. Yapılan eş zamanlı operasyonlarda 71 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, başka şahıslara ait çok sayıda banka ve kredi kartı, çok sayıda kullanıma hazır sim kart, uyuşturucu madde, silah ve yüklü miktarda paraya el konuldu. Gözaltına alınan 71 şahıs Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan Erzurum'da suçlulara göz açtırılmıyor. Yol kontrolü uygulama noktalarında denetimler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Aşkale yol uygulaması noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta çok sayıda tarihi eser bulundu. Araçtaki 5 kişi gözaltına alınırken tarihi eserlere de el konuldu. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Erzurum Oltu Belediyesi araç filosunu genişletti. Piyasa değeri 50 milyon lirayı aşan 18 araç belediyeye kazandırıldı. Araçlar ilçede oluşturulan konvoyla görücüye çıkarıldı. Oltu Belediyesi bünyesine 18 araç daha kattı. Araçlar oluşturulan konvoyla ilçe halkına tanıtıldı. Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, son 5 yılda belediye filosuna yepyeni araçlar kazandırdı. 11 iş makinesi ve 7 çeşitli hizmet aracı olmak üzere 18 araç daha vatandaşın hizmetinde olacak. Değeri 50 milyon lirayı aşan araçlar en az 20 yıl boyunca Oltululara hizmet verecek. Bu araçlar son 5 yılda katıldı filoya. İlçe merkezinde düzenlenen konvoyla da Oltuluların beğenisine sunuldu. Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı konuya ilişkin açıklama yaptı. Taşçı, yeni araçları belediyemize kazandırmanın kıvancını yaşıyoruz. Hiçbir şekilde borçlanmadan bu araçları almak, güçlü bir muhasebe yapabilmekten geçiyor şeklinde konuştu. Taşçı, devletimizin bizlere hizmet için gönderdiği ödenekleri en verimli şekilde değerlendirerek bunları yapabildik. Allah bizlere nasip etti ifadelerini kullandı. Başkan Taşçı açıklamasını, bu 5 yılda kalp kırmadık, rekor kırdık. Rabbim hiçbir zaman utandırmasın ifadeleriyle sonlandırdı. AK Parti'nin Erzurum ilçe adayları belli oldu. 8 ilçede mevcut belediye başkanları aday gösterilmedi. 3 ilçede ise MHP ile işbirliğine gidildi. Türkiye yüzyılı anlayışıyla Türkiye'nin yerelde de merkezde de dünyada daha güçlü ses olacak şekilde yoluna devam edebilmesinin bir fırsatı olarak görüyorum. AK Parti Erzurum ilçe adayları belli oldu. 3 merkez ilçenin ikisinde isimler aynı kalırken Aziziye'de Muhammed Cevdet Orhan aday gösterilmedi. Yeni bir tarih yazacağız inşallah. AK Parti uzun bir süredir aday listeleri üzerinde çalışıyor. İlçe belediye başkan adaylarının belirlenme sürecinde de sona yaklaşıldı. Büyük şehirlerde adaylar tek tek açıklanıyor. Erzurum'un ilçe adayları da merakla bekleniyordu. İsimler belli oldu. 8 ilçede mevcut belediye başkanları aday gösterilmedi. Bunların en başını merkez ilçe Aziziye çekti. Aziziye'de Muhammed Cevdet Orhan yerine Eyüp Tavlaşoğlu aday gösterildi. Aşkale, Çat, Horasan, Narman, Oltu, Pasinler ve Hınıs'ta da yeni adaylarla seçime girilecek. Kayyum yönetiminde olan Karayazı'dan da Savcı Şaka aday gösterildi. Kültürel, tarihsel açıdan yeniden şaha kaldıracaktır. AK Parti, 8 ilçede ise mevcut belediye başkanlarıyla yola devam dedi. Merkez Yakutiye ilçesinde yeniden Mahmut Uçar, Palandöken'de ise Muhammed Sunar'la seçime gidilecek.
Karaçoban, Tekman, Pazaryolu, Köprüköy, Şenkaya ve Tortum'da isimlerin değişmediği ilçeler oldu. AK Parti, İspir, Olur ve Uzundere'de aday göstermedi. Bu üç ilçede Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayları desteklenecek. Söz konusu isimler yarın düzenlenecek törenle tanıtılacak. Tanıtım töreni AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala'nın katılımıyla gerçekleşecek. Belediyelerimize vereceğiniz desteklerle Türkiye'nin önünde 4-5 yıllık bir siyasi otoban yapacaksınız ki Türkiye hedeflerine Erzurum'da günlerdir soğuk hava etkisini sürdürüyor. Erzurumlular ısınmayı beklerken kentte sıcaklıklar her geçen gün düşüyor. Dün gece termometreler sıfırın altında 30 dereceyi gördü. Çeşmeler, şadırvanlar buzla kaplandı. Gece sıfırın altında 30 dereceye kadar düşen termometreler, sabah saatlerinde de sıfırın altında 23 dereceyi gördü. Erzurum güne sisle uyandı. Görüş mesafesi düştü, sürücüler zor anlar yaşadı. Sis, araçlarını çalıştırabilenler için zorluydu. Araçlarını çalıştıramayan da vardı. Kentteki yüksek binalar tehlike saçıyor. Binaların çatılarından sarkan buzlar uzadıkça uzuyor. Burası kent merkeziydi. İlçelerde durum daha da zorlu. Özellikle Tekman ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 35 dereceye kadar düşüyor. İlçenin içerisinden geçen Aras Nehri'nin donması bu durumun en büyük kanıtı. Sadece göller değil soğuktan donan. Araçlar seyir halindeyken bile donabiliyor. Hemen hemen diyebilirim 35 derece soğukluğun altında yaşıyoruz. Arabalar zaten donuyor. Bir kilometre gidiyorsun araba donuyor. Erzurum'un dondurucu soğuklarını taşıdık ekranlarınıza. Şimdi de bu soğuğa rağmen dışarıda iş yapmak zorunda olan pazarcı esnafının zorlu mesaisini izleyelim. 7-8 tane kazak giydim, 3 tane çorap giymişim. Isınmak çok zor. Kat kat giyiniyorlar, ateş yakıp ısınmaya çalışıyorlar. Erzurumlu pazarcılar kış aylarında zor şartlarda da olsa işlerinin başındalar. Parça 100 liraya, parça 100 liraya. Erzurum'da hava sıcaklığı gündüz saatlerinde bile sıfırın altında 15 dereceyi görebiliyor. Bu durum en çok işini dışarıda yapmak zorunda olanları etkiliyor. Pazarcılık da bunlardan biri. Pazarcı esnafı dondurucu soğukla mücadele ederek ekmek parası kazanmaya çalışıyor. Vallahi ısınmak çok zor. Bir de bir seneliğimiz var, bir de bir atletimiz var. 8 tane giymişim. Atlara 4 tane ağaç otmayan bir tane tayt giymişim. 3 tane çorap giymişim. %80 esnafımız yok. Yani gelsek de bugün malı dezgaha vuruyoruz donuyor. Bu sefer müşteri daha şikayetçi oluyor. Pazarcılar dondurucu soğuğa rağmen sabahın erken saatlerinde tezgahlarını hazırlama telaşına giriyor. Tezgahlar hazırlanıyor, ürünler satışa hazır hale getiriliyor. Ancak bununla da bitmiyor. Bir de soğuktan korunmaları gerekiyor. Onun için de çeşitli yöntemler deniyorlar. Çadır açıyoruz, ateş yakıyoruz. Yani bu şekilde biraz da sıkı giyiniyoruz. Ben şu anda yaklaşık 8 kat giymişim. Evet, yanlış duymadınız. Erzurum soğuğuna karşı kat kat giyinmek gerekiyor. Mesela bu bir... Yedek. İkinci montumu giyiyorum. Mont. Bir de bir kazak var. Altta bir kazak daha var. Bir de altta at kazağımız var. Bir de bir seneliğimiz var. Bir de bir atletimiz var. 8 tane giymişim. Altta 4 tane ağaç otmayan bir tane tayt giymişim. Soğuk havaya rağmen işlerini yapıyor, müşterilerini güler yüzle karşılıyorlar. WhatsApp haber ibaratımıza gelen görüntülerle devam ediyoruz. Erzurum'da kış eğlenceleri nasıl mı oluyor? İzliyoruz. Yaylalar, yaylalar, çimen bağla deniz.
Bağlama çaldılar, türküler söylediler. Eskiden oynanan oyunlarla geçmişe gittiler. Üzerine bir de yapımı meşakkatli olan tel elvası yaptılar. Erzurum'un Aşkale ilçesinden gelen bu görüntüler yürekleri ısıttı. Furkan Fırat ve arkadaşları tel elvası yapımı için Akuren Mahallesi'nde yer alan köy konağında buluştu. Daha sonra kollar sıvandı. Bir diğer adıyla horis yapmak hiç bu kadar keyifli olmamıştı. Açıldı beni bağlayamadım, oynadım Allah elin elime, kolum belime, yar havalamış gelmez. Eritilen şeker kar üzerinde soğumaya bırakıldı. Ardından Onur, Hüseyin ve Ramazan Çevik macun haline getirdikleri şekeri bir güzel çekti, daha sonra unla birleştirdi. Helva tel tel oluncaya kadar çevrildi. Dur abi. Ben senden olayım, al. Ha, gönderin arazide. Tel elvasını yiyen arkadaşlar daha sonra konağın bir köşesine geçerek keyifli vakit geçirdi. Eski oyunlar oynandı, sazlar çalındı, türküler söylendi. Erzurum Spor Futbol Kulübü hafta sonu Şanlıurfa Spor'la karşılaşacak. Bu önemli karşılaşmanın maç biletleri satışa sunuldu. Pazar günü oynanacak olan maç kadınlar ve çocuklara ücretsiz olacak. Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Erzurum Spor'la Şanlıurfa Spor karşılaşacak. Karşılaşma pazar günü saat 13.30'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı İzmir bölgesinden Fatih Tokayel yönetecek. Bu zorlu karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu. VIP hariç tüm bilet fiyatları 25 liradan satışa çıkarıldı. VIP bilet fiyatı ise 75 lira oldu. Erzurum Spor Futbol Kulübü bu önemli maç için taraftarına çağrıda bulunarak bir de mesaj yayımladı. Kazım Karabekir'de buluşuyoruz diyerek tüm taraftarı maça davet eden Erzurum Spor, kadınlar ve çocuklara ise karşılaşmayı ücretsiz olduğunu duyurdu. Evet, gel çıkışı yaptın abla. Karate milli takım Erzurum'da kamp yapıyor. Takımın başarılı sporcularından biri 17 yaşındaki Buse Kılıç. Buse, Gürcistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için çalışıyor. Henüz 17 yaşında ama dünya ve Avrupa şampiyonlukları var. Milli karateci Buse Kılıç, Gürcistan'da düzenlenecek şampiyonada altın madalya hedefliyor. Buse Kılıç 17 yaşında. Buse 2018'de Gaziantep'te katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda ilk şampiyonluğunu kazanıp milli takıma seçildi. Bu tarihten itibaren 2022'de iki kez olmak üzere Buse üst üste 7 defa Türkiye Şampiyonluğuna ulaştı. İlk Türkiye Şampiyonluğumu 2018'de Gaziantep'te aldım. Ondan sonra 7 yıldır üst üste Türkiye Şampiyonu oluyorum. Bu yıl da Türkiye Şampiyonu oldum. 2021 yılında da Avrupa üçüncüsü olmuştum. İlk gittiğim Avrupa Şampiyonası'nda. Genç sporcu 2022'de Konya'da gerçekleştirilen Ümit Genç ve 21 yaş altı Dünya Şampiyonası'nda da rakiplerine üstünlük kurarak altın madalya elde etti. Milli karateci Buse şimdi takımıyla birlikte Erzurum'da kamp yapıyor. Hedefi Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 9-11 Şubat'ta düzenlenecek Ümit Genç ve 21 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak. Bu yıl 9-11 Şubat'ta düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda Gürcistan Tiflis'te şampiyon olup bayrağımızı yukarılarda dalgalandırmak istiyorum. İstiklal Marşımızı okutmak istiyorum. Buse bu hedefi için oldukça yoğun çalışıyor. İhracatta yeni bir rekor kırıldı. Gelişmeyi Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu. 2024'ün ilk ayında ihracat 20 milyar 28 milyon dolara ulaştı. Bu rakam tüm zamanların en yüksek Ocak ayı ihracat rakamı olarak tarihe geçti. Eylül ayı hariç, geçen Eylül ayı hariç, Haziran'dan bu yana her ay ihracatımız rekor kırarak arttı.
Bu önemli bir trenddir. İhracat Ocak'ta %3,6 artarak 20 milyar 28 milyon dolara yükseldi. Son 12 aylık ihracat 256,5 milyar dolara ulaştı. 2024 yılı Ocak ayına ait dış ticaret rakamlarını Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı. Bakan Bolat yeni bir rekoru duyurdu. 2024 yılı Ocak ayında ihracatımız %3,6 oranında bir artışla 20 milyar 28 milyon dolara yükselmiştir. Böylece tarihimizin en yüksek Ocak ayı ihracat rekorunu kırmış olduk. Bu da yeni bir rekor oldu. Son 12 aylık ihracata ilişkin de konuştu Bakan Bolat. Yine güzel bir rakam vereceğim. Son 12 aylık ihracatımız da 256,5 milyar dolara yükseldi. Yani Aralık sonunda kırdığımız 255,8 milyar dolarlık ihracatın üstüne 700 milyon dolar daha ekledik. Yeni rekorumuz 256,5 milyar dolar oldu. Ticaret Bakanı Bolat ithalat verilerini de paylaştı. İthalatta daha güzel bir haber var. İthalatımızda Ocak ayında %22'lik bir azalışla 26 milyar 201 milyon dolara gerileme kaydedildi. Bunun en önemli... İsrail'in Türkiye casuslarına yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda edindikleri bilgileri özel dedektifler aracılığıyla İsrail İstihbarat Servisi Mossad'a sattıkları belirlenen 7 şüpheli Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla gözaltına alındı. İsrail istihbaratı Mossad'a bilgi satan casuslara yönelik operasyonlar sürüyor. 7 şüpheli daha gözaltına alındı. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Güçleri İsrail casuslarının peşinde. Yapılan çalışmalarda Mossad'ın Türkiye'deki hedeflerini özel dedektifler aracılığıyla takip ettiği belirlendi. İsrail İstihbarat Servisi'nin irtibatlı olduğu özel dedektifler aracılığıyla hedeflerine yönelik biyografik bilgi toplama, keşif, tahkikat, fotoğraf, video, canlı takip, takip cihazı yerleştirme gibi faaliyetler yürüttüğü saptandı. Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde 9 şüphelinin de edindikleri bilgileri özel dedektifler aracılığıyla Mossad'a sattığı tespit edildi. Şüphelilerin HTS kayıtları ve MASAK verilerinin incelenmesinde belirlenen hedeflere yönelik adres tespiti, uçuş bilgileri gibi verilerin maddi menfaat karşılığında Mossad'a aktarıldığı anlaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 9 şüpheliden 7'si yakalandı. Şüphelilerden ikisinin aynı soruşturma kapsamında daha önce tutuklandığı anlaşıldı. Şüphelilerin adreslerinde ve üst aramalarında 3 ruhsatlı tabanca, 50 fişekle çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı Aralık 2022'de Mossad'ın özel dedektif ve taktik elemanlarına yönelik operasyon düzenlemiş, yakalanan 68 kişi hakkında da işlem yapılmıştı. Türkiye, İzmir'deki taksici cinayetini konuşuyor. Yolcusunun silahlı saldırısına uğrayan talihsiz şoför ağır yaralanmıştı. Ne yazık ki hayatını kaybetti. Saldırgansa ilk ifadesinde olayı planlamadığını, her şeyin aniden geliştiğini söyledi. Soğukta üşümesin diye taksiye aldı, 3 kurşunla öldürüldü. Katil yolcu tutuklandı. İnsanlık öldü dedirten olay İzmir'de yaşandı. Gazi Emir'de taksi şoförlüğü yapan 44 yaşındaki Oğuz Erge, soğukta üşümesin diye aldığı müşteri tarafından sırtından vurularak hayattan koparıldı. 121.
Araç kamerasına yansıyan görüntüler tüm Türkiye'yi dehşete düşürdü. Şoförü vurduktan sonra ön yolcu koltuğuna geçen katil yolcu araçtaki paraları çaldı. Daha sonra da kimseye güvenmeyeceksin diyerek yaşam mücadelesi veren şoförü tokatladı. Ağır yaralı şoför çevredekilerin ihbarı üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayın ardından kaçan zanlı Delil Aysal'ı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. 19 yaşındaki Aysal zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlı ilk ifadesinde taksiciye gasp amacıyla binmediğini, olayın spontane şekilde geliştiğini söyledi. Öte yandan cinayetin ardından zanlının sosyal medyadan daha önce yaptığı paylaşımlar gündeme oturdu. Delil Aysal'ın söz konusu paylaşımlarından birinde terör örgütü PKK lehine söylemlerde bulunduğu görüldü. Manisa'da bir fabrikanın şantiye alanında yangın çıktı. Kaynak kıvılcımının düşmesiyle başlayan yangında yalıtım malzemelerinin üzerine düşen iki işçi feci şekilde can verdi. Kaynak kıvılcımı yalıtım malzemelerini tutuşturdu. Yanan malzemelerin üzerine düşen iki işçi feci şekilde can verdi. Acı olay Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde meydana geldi. 4 dakika çok geç. Hemen aradım. Organize sanayi bölgesindeki bir fabrika inşaatında çalışan Ali Baba Gökalp ile Zülfü Çınar platform üzerinde kaynak yapıyordu. Kaynak kıvılcımı platformun altında bulunan yapı malzemelerine sıçradı ve bir anda yangın çıktı. Alevler platforma doğru yükselmeye başlayınca kendilerini kurtarmak isteyen işçiler aşağı atladı. İki işçi yanan malzemelerin üzerine düştü. İşçileri görmeyen diğer çalışanlar yangını söndürmek için kumla müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin göçük altından çıkardığı işçilerin feci şekilde hayatını kaybettiği tespit edildi. İşçilerin cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden iki işçinin de Tunceli'li oldukları, Manisa'ya çalışmak için geldikleri öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. 40'lar 50 organize sanayi bölgesinde ise fabrika inşaatında işçilerin kaldığı konteyner yandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında neyse ki can kaybı yaşanmadı. Yaklaşık 50 işçinin kaldığı konteyner kullanılamaz hale geldi. Bu haberle ana haber bültenimizin sonuna geldik. Sizler de haber niteliği taşıdığını düşündüğünüz görüntüleri 0532 063 2743 numaralı WhatsApp haber ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle mutlu akşamlar diliyoruz.